Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki ÖSYM tadında sorular 7 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Durumu şekil 1'de cetveli dikdörtgen biçimindeki televizyon ekranının köşegeni doğrultusunda konumlandırdığında ekran köşegeni cetvel ile eşit uzunlukta oluyor. Evet dikdörtgenin köşegeni bir cetvel uzunluğunda aynı zamanda bu da bir köşegen değil mi? Evet bu cetvelin uzunluğu bu köşegen uzunluğu. Yani ne diyor sana? Şuradaki köşegen uzunluğuyla şu cetvelin uzunluğu birbirine eşit. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Köşegenle alakası yerde bir eşitlik var. Hop diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegenler nedir? Birbirine eşittir. Yani şu parçayla o zaman şu köşegen birbirine eşitti. Şimdi ben şunu çizince şu parçada eşit oldu. Dolayısıyla burada da bir x kenar çıktı mı çıktı. Adam buraya kaç vermiş bize? 64 vermiş. E burası 64 derece 64 90 ise ve şunların da birbirine eşit olduğunu biliyoruz zaten. 64 ise x kenarlıktan 64 buraya kaç kaldı? 26 kaldı. x kenarlıktan burası da 26 yaptı. E artık burası da 64 yaptı. Burası da 64 yaptı. Dikkat ederseniz şurada bir x kenarlık var. Bu ikizkenarlıktan dolayı sonuca ulaşabiliriz. Evet 180'den 26 çıkarsak. 154 yapıyor. 2'ye bölsek 77 mi yapıyor? Evet. Şu açının 77 olması lazım. Yani x artı 64 eşittir 77 ise x'i böylelikle kaç buluruz? 13 derece olarak buluruz. Yani birinci sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Geldik 2'ye. Aşağıdaki şekilde 2 eş kare biri diğer ağırlık merkezi ve iki köşesinden geçecek biçimde verilmektedir. K ve L karenin ağırlık merkezi olduğuna göre ağırlık merkezini kullanacağız. O zaman arkadaşlar şu karenin ağırlık merkeziyse ise köşegen bu devamı köşegendir. Aynı zamanda ne yaparız? Eksi e ait de bir üçgen oluşturmamız lazım. Diğer köşegeni de çizsek. Hocam şu köşegenle şu köşegen bir, birbirine eşit değil midir? eşittir. Çünkü eş kareler olduğundan dolayı. E madem öyle şu şu çizgiye çizgi ise o zaman burası da çizgiye çizgi değil midir? Evet. E ne çıktı arkadaşlar burada? Şuradaki üçgende bir ikizkenar üçgen çıktı. E hocam bu karenin köşegeni olduğundan dolayı şuradaki açımız kaç derecedir? 45 derecedir. E burası da 45 derecedir. Sonra bu ikizkenarın tepe açısı 45. 180'den 45 çıkart. 135. 2'ye böl. 67.5. 67.5 yapar. E o zaman burası da 67 buçuk. Burası da 67 buçuk oldu. E x de ne oldu o zaman? 45 artı x 67 buçuksa o zaman x'i böylelikle 22 buçuk derece olarak buluruz. Yani ikinci sorunun doğru cevap B seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. Evet A noktasında bulunan bir hareketli birim kareli zemin üzerinde birbirini dik kesecek. Dik keseceğim. Eşit uzunlukta kırmızı çizgileri takip ederek C noktasına ulaşıyor. Yani ben şunların hepsine bir A birim A birim A birim A birim A birim diyebilirim. Bizden AB uzunluğu yani a isteniyor. Arkadaşlar şöyle merdiven şekli var. Ne yapıyorduk bunda? Dikdörtgenler oluşturduk, değil mi? Dikdörtgeni oluşturacak olursak, şöyle dikdörtgen oluşturacak olursak, e, sonrasında böyle de oluşturabiliriz. E, sonrasında arkadaşlar, kısacası dik üçgen oluşana kadar ve burada AB uzunluğu isteniyor bizden. Hmm. Burada dikdörtgeni şöyle yapabiliriz genel itibariyle. değil mi? Evet, dikdörtgeni şöyle yapsak. Hocam, a a a, 3a yaptı burası. Hemen 3a'yı yazalım, 3a. Sonra A, 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 A. Burası toplamda kaç A yaptı? 4 A yaptı. A, 3, 4, 5 üçgeninden dolayı o zaman şurası kaç yapacak? 5 yapacak. E o zaman şuraya da 5 A yazalım o zaman. 3, 4, 5 üçgeninden şunu tamam 5 A yaptı. Dikkat edin şurası 5, 5. Burası 5'e 5 olduğu için 5 A dediğimiz 5 kök gibi olacak. O zaman A'yı böylelikle ne buluruz? Kök olarak buluruz. Zaten bizden de o isteniyor. Yani 3. sorunun doğru cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Geldik dördüncü soruya. 3 eş kareden ikisi bir zemin üzerinde bitişik. Üçüncüsü de işte şu şekil oluşmuş. Arkadaşlar 90'lar havada uçuşuyor. 90 burada var. 90 burada var. O zaman alfa dalacağız. Da alfa beta alfa beta. Yani şu üçgenler ne oldu? Bakacak olursanız bu sarı üçgenler birbirinin tıpkısının aynısı. Sebep şunlar birbirine eşit olduğu için eş üçgen olduğundan dolayı. Beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı 2. Hatta 21 artı 4'ten 25 kök 25'ten burası 5 çıktı. Yani karenin bir kenarı 5. E o zaman karenin bir kenarı 5 ise şunlar da 5 olacak. Hocam burası 5 burası 5. E burası da 5. Şurada bir dik üçgen var. Şu uzunluk isteniliyor zaten benden. E o zaman dik üçgende 5 burası 12 burası. 5 12 ne üçgeni 13 üçgeninden cevabımız böylelikle 13 çıkar. Dördüncü soru e oldu. Geldik 5'e. Yukarıdaki şekilde bir dik üçgen ve bu üçgenin iki kenarı üzerine çizilen karelerden oluşmuş. Şöyle. Küçük karenin alanının büyük karenin alanı oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şuraya A diyecek olursak şuraya da B diyecek olursak. Yani bizden ne isteniyor? A kare bölü B kare eşittir nedir diye soruluyor. E şuraya bakacak olursak alfa var karşısı var ve hipotenüs var. Yani sinüs alfayı bulabilirim ben. A bölü B olarak buldum. A benden A kare bölü B kare isteniyor. O zaman A kare bölü B kare de ne yapacağız? Her iki tarafı karesini aldığımız zaman sin kare alfaya eşit olur arkadaşlar. Yani 5. soru böyle e, Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. İnşaat ustası Kürşat arkadaşlarına elimde sadece uzunluk ölçer var. Bununla kalıp çakacağım. Çaktığım bir bölgenin sadece dikdörtgen olup olmadığını nasıl anlarım? Evet. Elinde ne varmış arkadaşlar? Sadece uzunluk ölçer varmış. Bununla da bir kalıp çakacakmış. Ve bunun dikdörtgen olup olmadığını anlayacak. Bakalım. Şimdi gençler şuraya bakalım. Cemil köşegenlerin kesim noktasının tüm köşeler uzaklığını ölç. Hepsi eşit çıkarsa dikdörtgendir. Hmm. Şimdi arkadaşlar iki tane köşegen var. Şu köşegenle şu köşegen var. Köşegenler birbirine eşitse. Bak şu 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 şu, şu birbirine eşitse. Ve bir dörtgen oluştursam. Şöyle bir dörtgen oluştursam. Acaba bu bir şey mi? Ney mi? Anladınız siz onu. Dikdörtgen mi? Dikdörtgendir arkadaşlar. Eşit eşit eşit. Ne oluştu burada? Muhteşem şu. 90 hocam burası. Burada da eşit eşit, eşit. Muhteşem üçlü. Burada da eşit eşit eşit. Burada da eşit eşit eşit. Bak köşegenlerin kesim noktasının tüm köşeler olan uzaklığını ölç. Bunlar eşitse diyor. Bu bir dikdörtgendir. Cemil'in dediği doğru mu? Kesinlikle doğru. Ekrem'e bakalım. Köşegen ve kenar uzunluklarını ölç. Köşegen uzunluklarının çarpımının yarısını hesapla. Kısa ile uzun kenar Uzunlukları çarpımına eşit çıkarsa dikdörtgendir. Şimdi öyle bir dörtgen varmış ki şimdi e, neyi ölçeceğiz? Köşegen ve kenar uzunluklarını ölç. Köşegen uzunluklarının çarpımının yarısı. Valla köşegen uzunluklarının çarpımının yarısıyla şu A çarpı B birbirine eşit olur mu? Mm -mm. Eşit çıkarsa olmaz arkadaşlar. Çünkü dikdörtgende bak eğer bu dikdörtgen olmuş olsaydı o zaman burası A B burası neydi? Kare kök içinde a kare artı b kare değil mi burası? Evet. Yani sağ diyor ki kare kök içinde a kare artı b kare ile bir köşegen uzunluğu. Diğer köşegen uzunluğu da o. Kare kök içinde a kare artı b kare. Neye eşitmiş? Kısa kenarı ile uzun kenar çarpımına a çarpı b eşit mi arkadaşlar? Değil. Bu neye eşit oldu? A kare artı b kare eşittir. A çarpı b'ye eşit oldu arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit çıkmadı. Dolayısıyla bu bir dikdörtgen değil. Ekrem'in dediği çürüdü. Murat ne demiş? Tüm kenar ve köşegen uzunluklarını ölç. Karşıtlı kenar uzunlukları eşit ve köşegen uzunlukları eşit ise dikdörtgendir. Gerçekten öyle mi? Bakalım. Karşıtlı kenar uzunlukları eşit olan şekil daima bir paralel kenardır. Çünkü paralel kenar tanımı şudur. Karşıtlı kenarları birbirine eşit olan dörtgendir. Ya da karşıtlı kenarları birbirine paralel olan dörtgendir aslında arkadaşlar. Her ikisi de sağlanıyor. E burada karşıtlı kenarlar birbirine eşitse A, A, B, B bu kesinlikle paralel kenardır. Ama diyor ki bir de köşegen uzunlukları birbirine eşitse o zaman bir dikdörtgendir diyor. Bakalım köşegen uzunlukları da eşit olduğunda dikdörtgen mi oluyor? Gençler şuraya bakacak olursak şu üçgen ile e, şuradaki üçgen eş. Ya da eşlikten önce şunu söyleyebiliriz aslında. Hocam e, şunlar paraya kenar ya aynı zamanda. Paraya kenar olduğunu biliyorum sadece şimdilik. O zaman bu, bu z'den dolayı alfa alfaysa burası da alfa diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Şimdi madem bu uzunluklar eşit. Bakın şu sarı üçgenle şuradaki sarı üçgen ne üçgeni? A, B ve şu uzunluk mavi uzunluk. Bu da A, B ve mavi uzunluk. O zaman şu üçgenle sarı üçgen ne oldu? Benzer. Hatta eş oldu. Yani şu üçgenle sarı üçgen eş oldu. E o zaman burada B'yi gören alfaysa burada da B'yi gören alfadır. E dolayısıyla arkadaşlar bakın ne çıktı? Z'den dolayı. Burası da alfa çıktı. E her şey çıktı meydana. Şunlar şunlar birbirine eşit oldu mu? Oldu. E hocam aynı zamanda kelebekteki oran birebir. E şunlar da birbirine eşit. Şurası da eşit. Burası da eşit. E ne çıktı burada? Muhteşem üçlü 90 derece. Muhteşem üçlü 90. Muhteşem üçlü 90. Muhteşem üçlü 90. Dolayısıyla Murat'ın dediği de doğru oldu. O zaman Cemil ile Murat bizim elemanlar ne olmuş? Doğru zor cevabı böylelikle bulmuş oluyor arkadaşlar. Yani Cemil ile Murat'ın dediği şeyler doğru. Dikdörtgeni bunlar elde edebilir. Evet neyse cevap denizli oldu geldik. Bir sonraki soruya. Arda bir ABC'de dikdörtgenin iç bölgesinde yer alan. Hemen ABCD dikdörtgenini çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle çizdik. Eyvallah. ABCD dikdörtgenin iç bölgesinde yer alan E noktasından AB kenarın orta noktasına şu harfleri yazmayı ihmal etmeyelim. A, B, C ve D'yi yazdık. Sonra iç bölgesinde yer alan E noktasından şuradaki bir E noktası varmış. AB kenarının orta noktasına dikme çizdiğinde AB'nin ortasına tam dikme çiziyormuş. Yani şunlar birbirine eşit oluyormuş. Peki EC ile AD birbirine eşit oluyormuş. EC ile AD birbirine eşit. Hmm. Şu parçayla şu parça birbirine eşit oluyormuş. Eyvallah. E hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası da eşit. Şurada da bir ikiz kenarlık falan filan çıkıyor galiba. EAB açısı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi DCE açısında DCE açısında kaç vermiş? 40 vermiş. E hocam o zaman burada bir x kenarlık çıktı. Burada bir üçgen oluşturalım. Hop şöyle oluşturacak olursak. 40 ise burası 50 mi oldu? Evet 50 ise bunlar 65, 65 mi oldu? 180'den 50 çıkart 2'ye böl. Evet. Buraya ne kaldı? 25 derece kaldı. A, burada da dik tabanı keş parçaya bölmüş. O zaman sen şurada da x kenar oluşturabilir misin? Evet. Yani şu parçayla da şu parça eşit oldu. Çünkü dik tabanı keş parçaya böldüğünden. O zaman 25 ise burada kaç da kaç çıktı? 25 çıktı. Bizden zaten E, A, B, açısı isteniliyor. Böylelikle cevabı 25 bulmuş oluyoruz. Yani 7. sorunun doğru cevabı böylelikle C seçeneği oldu. Ve ÖSYM adında sorulardan 7.sini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8.sinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.